Reddit'te ilginç bir yazıyla karşılaştım. Ve evet, beta erkeklerin oynadığı oyunlardan birisi olan arkadaş oyunu hakkında içerisinde çok güzel mesajlar olduğunu düşündüğüm için sizinle, sizinle paylaşacağım, çevirdim. Varım beğenirsiniz. Birkaç hafta önce beni aldattığı için erkek arkadaşımdan ayrıldım. 3 yıldır birlikteydik ve yalan söyleyemem onu atlatmak benim için çok zordu. Ama en yakın arkadaşım bu süreci atlatmamda bana çok yardımcı oldu. En yakın arkadaşımla adına Jake diyelim Yaklaşık 10 yıldır çok yakın bir ilişkimiz var. Her zaman her problemimizde birbirimizin yanına giderdik ve aramızda hiçbir zaman cinsel hiçbir şey yaşanmadı. Ama birkaç gün önce ağlamaktan kalbim çıkmak üzereyken benim evime geldi. En sevdiğim sitcom dizisini açtı ve beraber izledik. Bana çok ilgi gösterdi ve destek oldu. Filmi izlerken başımı göğsüne koymuştum. Ama filmin yarısına doğru kafamı yavaşça zamazingosuna doğru itmeye başladı. O an bana ne oldu, içime ne kaçtı bilmiyorum ama onun zamazingosunu ağzıma almaya başladım ve o gece çok tutkulu bir şekilde seviştik. İlerleyen günlerde yaşadığım bu olay bana eski sevgilimin Jake hakkında söylediklerini hatırlattı. O sana sadece arkadaş olmaktan daha farklı bir gözle bakıyor. Ve tüm bunlar Jake'in arkadaşlığı samimi miydi yoksa aslında uzun sürekli bir oyunu mu oynuyordu? Sorgulamama sebep oldu. Evet burada başarılı bir arkadaş oyununun örneğiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi beta erkekler, yokluk zihniyetine sahip erkekler, vanitas geliştirmeye müsait erkekler, kafalarında idealize ettikleri bir kadını elde edebilmek için onun arkadaşını oynuyorlar. Amaçları tabii ki o kadını yatağa atmak ama bunu dürüst bir şekilde ve direkt yaklaşarak yapmaktansa arkadaşı oynayarak uzun vadeli bir oyun oynamayı tercih ediyorlar. Bazı erkekler bu kadınla arkadaş olduğu sürece başka hiçbir kadınla görüşmüyor ve o kadının bir gün kendisinin değerini fark etmesini bekliyor. Bazı erkekler başka kadınlarla görüşmeye devam etmesine rağmen o kadını duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor. Arada bir de fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için başka kadınlarla takılıyorlar. Ama ana hedef ulaşılması gereken asıl ödül yine arkadaş oldukları o kadın oluyor. Arkadaş oyunu tamamen işe yaramaz bir oyun değil arkadaşlar. Genellikle arkadaş oyununa Saldıran erkeklerin çoğu başarılı olamıyor ama böyle başarılı olan erkekler de var. Peki nasıl başarılı olabiliyorlar? Yani siz zaten tamamen ezik bir erkek değilseniz, okulun dibini yaşayan bir adam değilsiniz, az çok başka kadınlarla da görüşebilecek potansiyeldesiniz. Sürekli arkadaş olduğunuz, sürekli beraber vakit geçirdiğiniz, sürekli bir şeyler paylaştığınız bir kadınla aranızda ister istemez gerek fiziksel gerek duygusal bir bağ oluşmaya başlıyor ve aranızda cinsel gerilim yaşanıyor. Yani kadın ve erkek mıknatıs gibi birbirine çekildiği için sürekli beraber vakit geçirdikleri bir ortamda birbirlerinden karşı bir çekim hissetmemeleri elde değil imkansız. Bir de benim gördüğüm genellikle kadınlar bu adamları geleceğe saklıyor. Arkadaşlık kisvesi altında adamdan aldığı o ilgi aşırı hoşuna gitmeye başlıyor. Bir de kadın ve erkeğin arasında bir arkadaşlık olduğu zaman o kadın kendisi gibi hiçbir baskı altında hissetmeden var olabiliyor. Bunun karşılığında hiçbir şey yapması gerekmeden ilgi ve sevgi ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. E bu kadın için mükemmel bir şey. O yüzden bu adam köşede dursun diyor. Ben bir süre diğer erkeklerle şansımı deneyeyim. Eğer onlarla olmazsa ileride en yakın arkadaşımla da evlenirim ne olacak canım diye düşünüyor. Zaten bunu romantize edenler bile var ben en yakın arkadaşımla bir evlendim. O 10 yıl boyunca benim arkadaşımda benim başka sevgililerim oldu ama aramızdaki bağ mükemmeldi. Hiç kimse bizi ayıramadı. Ve bu bağı evlilikle güçlendirmemiz gerektiğini fark ettik falan niye romantize de ediyorlar bunu. Yani kadın ve erkeğin arkadaşlığı hiçbir şekilde masum olamıyor mutlaka. Biri diğerine karşı bir şeyler hissetmeye başlıyor. Başta hissetmiyor olsa bile sonradan hissetmeye başlıyor. Bu ya kadın tarafı oluyor ya erkek tarafı oluyor. Bu hisler bastırılıyor, bastırılıyor. Oğlan ondan sonra bu kızın savunmasız bir tarafını yakalamayı bekliyor. Ondan sonra seni teselli edeceğim, yanında olacağım, duygusal anlamda destek olacağım ayağına. Kızın yanına bir gidiyor. Kızın da o kadar duygusal gelgitlerden sonra bir dopamin hitine ihtiyacı var. Yanında zaten az çok duygusal ve cinsel bir gerilim yaşadığı bir duygu beslediği bir adam var. Birden patlıyor o duygular, hormonlar, şelale oluyor ve <laughs> çılgınlar gibi sevişiyorlar. Bu bir keresinde az kalsın benim de başıma gelmişti. En o zamanlar bu tarotla astrolojiyle falan uğraşıyordum. Kızlar aradılar beni. Bir aynı fakültedeyiz ama benden bir alt bölümde okuyorlar. Ben o zamanlar son sınıftım. Onlar üçüncü sınıfta öyle söyleyeyim. Çağırdılar beni gel bize taradık bak falan diye. Gittim kız bana yemek yapmış. Soslu makarnanın yanında işte et falan. Sonra müzik açtılar. Orada tatlı bir ortam var. Bir süre takıldık. Gece geç olunca diğer kızlar gitmeye başladı. Biz bu kızla baş başa kaldık. Ona birden kızın canı şarap çıkarmak istedi. Kız sevgilisinden yeni ayrılmıştı bu arada. Çocuğu da tanıyorum tabii. Yani yakın arkadaş değiliz ama çocuğun kim olduğunu biliyorum. İyi de bir çocuk. Kızla arkadaşım ama okulda hep böyle birlikte vakit geçiriyoruz. İşte sevgilisinden yeni ayrılmış işte senle etmek amacıyla ben de gittim. Ama hiç öyle bir kötü niyetim yok bu arada. Sonra işte kız birden bana yakınlaşmaya başladı. Şarap koydu, şarap içmeye başladı. Gece 2-3 falan. Çocuğun yaptığı şeyleri, toksik şeyleri anlatıyor böyle. Bana baktım işi iyice erotikleştirmeye başladı. Çocukla nasıl seviştiklerini falan anlatıyor bana. Sonra işte göğsümde bir sıcaklık var sen de sıcak hissediyor musun falan demeye başladı. Yani kız o an atağa geçebilmem için bana bir sürü pas attı ama ben yapmadım. Kızla sürekli yüz yüze geliyorum. Aynı okuldayız. E, Manitasını da tanıyorum. Bir de yani açıkçası eski sevgilisiyle yaşadığı sevişme anılarını anlatınca benim biraz midem kalktı. Sonra çıktım gittim ama gitmeseydim muhtemelen biz de o gece tutkulu bir şekilde sevişecektik. Sonra oradan hiç zaman geçmeden kız başka bir sevgili yaptı ve sevgili yapar yapmaz kız benimle konuşmayı bıraktı. İrada denk gelmedim zaten. Kısacası arkadaşlar kadın erkek arkadaşları, arkadaşlıkları hiç öyle zannettiğiniz gibi masum bir şey değil. Arada mutlaka cinsel gerilim yaşanıyor. Peki kadınlar neden erkek arkadaşları olmasını tercih ediyorlar? Ve bunun birinci sebebi her zaman bedava ilgi bayağı bildiğim beleş karşılığında hiçbir şey yapması gerekmeden aldığı bedava erkek ilgisi. Yani bir erkekle ilişkisi olmasına rağmen olur da o adamla iyi gitmezse diye tabak çevirmeye, köşede yedeğini tutmaya devam ediyor. Çünkü duygusal stabilizasyonun için başka bir insana ve genellikle bu insan bir erkek olur bağımlıdır kadınlar. Ve böyle olunca belki bir gün sikerim diye kadının etrafında bir sürü bir arkadaşım o'lar dolanmaya başlar. Richard Cooper söylemiştir bunu. Dünyada hiç kimse Adı bir soyadı arkadaşım odan daha fazla kız arkadaş ya da karı wife e, sikmez arkadaşlar. O bir arkadaşım o olan adamlar sinsice köşede sizinle sevgilinizin ayrılmanızı bekliyorlar ki sevgilinizi zor bir zamanında yaralanmış köşeye sıkışmış bir ceylan gibi <laughs> sıkıştırıp atlayıp işlerini görebilsinler. Yokluk maalesef erkeklere böyle saygısızlıklar yaptırıyor arkadaşlar arkadaş alanındaki erkekler bunu genellikle o benim aramda çok güzel bir bağ olan özel bir insan diye rasyonalize ediyorlar. Hatta gerçekten aşık olduklarına kaderin kendilerini birbirlerine yazdığına inananlar bile var. Ama asıl yaşadıkları şey yokluktan dolayı başkasının kadınını kendileri için istiyorlar bir yani. Bir kıskançlık ve çekememezlik durumu bu. Adam dışarıda kendisini bekleyen ve kendisine ilgi arzu duyabilecek kadınların olduğunu reddediyor. Erişim altında bir tane kadın var. Kendisine gülen, gülümseyen, iyi vakit geçirmek isteyen, samimi davranan ama ne tesadüftür ki o kadının bir sevgilisi var. O yüzden ısrarla doğru zamanı bekleyip kızın pantolonunun içine girmeyi bekliyorlar. Kadınla erkekten arkadaş olmaz arkadaşlar. Arkadaşlığın olduğu iddia edilen durumlarda bile mutlaka ama mutlaka bir taraf diğer tarafa karşı gizli de olsa bazı hisler besliyor olacaktır arkadaşlar. Çünkü dürtülerinde birbirleriyle çiftleşmek olan iki cinsin uzun bir süre bir arada durup vakit geçirip eğlenip bağlanmaması ve birbirlerine karşı bir şeyler hissetmeye başlamaması mümkün değil. Bu yüzden sevgilinizin ya da görüştüğünüz kızın etrafındaki bir arkadaşım olardan e, oldukça dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. O adamlar sırasını bekliyorlar. Bu konuda taviz vermemeniz lazım. Şimdi bir kadın istediği gibi arkadaş yapabiliriz siz ona karışamazsınız o özgür bir insan. Ama o da sizin hangi kadınla birlikte olup olmamayı seçeceğinize karışamaz. Erkek arkadaşları olan kadınlarla birlikte olmamak gibi bir prensip edinin kendinize. Bu sizin için çok sağlıklı olabilir ve sizi bir sürü beladan ve dramadan kurtarabilir. Peki şimdi tüm bunlar kadınlarla arkadaş olmamalısınız anlamına mı geliyor? Hayır. Ama kadınlarla arkadaş olurken bazı gerçeklerin farkına varmanız lazım. O da bir... Bir kadınla aranızdaki arkadaşlık hiçbir zaman bir erkekle aranızda olacak arkadaşlık gibi olmayacak. İki, bir süre sonra ya siz ondan hoşlanmaya başlayacaksınız ya o sizden hoşlanmaya başlayacak. Ve bunun da zamanla toksik bir ilişkiye dönüşmesi kaçınılmaz. Peki kadınlarla sağlıklı arkadaşlıkları olan erkekler bunu nasıl başarıyorlar? E hiçbir şekilde o kadına o gözle bakmayarak. Ama arkadaşları muhtemelen onlara başka bir gözle bakıyor. Fakat kadınlar bu konuda çok daha pasif oldukları için çünkü reddedilmekten erkeklere kıyasla çok daha fazla korkuyorlar. Bu hislerini ömürlerinin sonuna kadar saklayabilirler arkadaşlar. Etrafında çok fazla erkek arkadaşı olan kadın kırmızı bayraktır. Uzak durulması gereken kadınlardan bir tanesidir. Peki sevgilinizin erkek arkadaşları varsa ve bu durumda sıkıntı yaşıyorsanız birlikte olduğunuz kız erkek arkadaşlarının kendisi için değerli olduğuna ve buna saygı duymanız gerektiğini söylüyorsa ne yapacaksınız? Basit arkadaşlar. Kıza bir kere adam akıllı diyeceksiniz ki ben erkek arkadaşları olan kadınlarla ciddi ilişki yapmıyorum. Da kıza bir karar verme şansı veriyorsunuz. Kız burada sizi mi hayatında daha çok istediğini yoksa erkek arkadaşlarını mı hayatında daha çok istediğini seçmek zorunda kalıyor. Yani erkek arkadaşları gerçekten düşündüğü gibi erkek arkadaşlarıysa ve ondan daha fazla bir şey değilse aralarında arkadaşlık bağından öte bir şey yoksa zaten sizi o adamlara tercih edecektir. Ama o erkek arkadaşları arkadaşlıktan daha öte bir bağ ile bağlıysa kendilerine o zaman e, onları tercih edecektir. O zaman da zaten belalı bir kadından uzak durmuş olursunuz. Bu konularda blöf yapmayın arkadaşlar. Birçok erkek bu konularda blöf yapıyor. Kıza söylüyorlar seninle aralarım diye. Ondan sonra kız bir şekilde bu şu adamları ikna ediyor. Diyor ki işte sen tabi çok seversin. İşte o biz, o, biz kardeş gibiyiz. Birbirimize çok güveniyoruz falan. Çocukla tanışırsınız. Belki de çocuğu gerçekten seversiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz aranızda. Ama o çocuk yine sizin o kızdan ayrılmanızı sinsice bekler. Ve ilk fırsatta saldırısını gerçekleştirir. Arkadaş oyununu oynayacak kadar yoklukta bir adam olmayın arkadaşlar. Kendisine böyle, kendinize böyle bir saygısızlığı yapmayın. Ve birlikte olduğunuz kadına arkadaş oyununu oynayan adamları da ya kızın etrafından uzaklaştırın ya da o kızdan uzaklaşın. Bakın kadın erkek ilişkilerinde başarılı olmanın önemli bir yolu uzak durulması gereken kadınlardan uzak durmayı bilebilmekten geçer. Başlangıçtaki bu kırmızı bayrakları görmezden gelirseniz Bunlar gün geldiğinde sizin çok büyük travmalara maruz kalmanıza sebep olabilir. Önleminizi baştan alın ki sonradan pişmanlık yaşamayın. Evet arkadaşlar bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta. Bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.